Peki Kenan, sen bir San Francisco'ya gitmiştin. İstersen bugün evet. yayınımızı bu San Francisco'daki yayınınla kapatalım. Bir işbirliği kapsamında gittin ve artık arkadaşımız Hasan, Hasan Altuntaş'la bir söyleşi gerçekleştirdin. Daha önce ben Los Angeles'takine gitmiştim. Dil okulu açıyor. San Diego'ya sen gitmiştin. Şimdi de San Francisco'ya açtı. Evet. Hasan ilginç bir girişimci. Yani biraz bahçe şehir ekosisteminden geliyor, değil mi? Orayı çok iyi biliyor. Evet, uzun yıllar ee... eğitimde Bahçeşehir'de çalışmış Bahçeşehir Üniversitesi'nde. Sonrasında tabii Amerika'da özellikle hem sadece Türkler değil dünyanın farklı yerlerinden gelen kişilere İngilizce öğreten bir akademi kurdu. California Language Academy diye. Çok da çalışkan biri. Yani sürekli çalışıyor, yani sürekli yeni proje üretiyor. Mesela San Francisco'dan gelirken şey diyor, New York'ta görüşürüz. Ne zaman görüşeceğiz? Eylül'e kim gibi görüşürüz diyor. Peki, ee, gelin Kenan Taş'la San Francisco'ya gidelim. Yarın saat 12'de tekrar buluşuncaya kadar kadını sağlıcakla diyelim. Herkese merhaba, ben Kenan Taş. Yeniden karşınızdayım yeni bir bölümde. Bilin bakalım neredeyiz? 48 saatliğine San Francisco'ya geldik. Niye geldik? Çünkü sevgili Hasan Altuntaş yeni bir kampüs açıyor. Ee, bu kaçıncı oldu Hasan Bey? Bu üçüncü oldu fakat devamı gelecek. Evet. Bize evet. biraz Hasan Altuntaş kimdi? Bu California Language Academy hikayesinin nasıl başladı anlatır mısın? Tabii anlatırım Kenan Bey. Ee... Ben bir eğitim girişimcisiyim. Yaklaşık 12 yıldır Amerika'da ikamet ediyorum. Ee, tamamen hayatım boyunca bu sektörde bulundum. Eğitim sektöründen gelen birisiyim. O yüzden e, Amerika'da bulunduğum sürede de hep eğitim kurumlarında çeşitli görevlerde bulundum. Yaklaşık e, son 3 yılda da California Language Academy'nin e, hem başkanlığını yürütüyorum hem de e, bu operasyonun başındayım. E, tam olarak ne yapıyorsun? Biz ne hiç yapıyoruz? Bilmeyenler için, hiç bilmeyenler için. Türkiye'den hiç tanım. Tamam. Arkadaşlar tam olarak ne yapıyoruz? Evet. Türkiye'den Amerika'ya gelmek istiyorsunuz. Evet. Burada eğitim almak istiyorsunuz ve burada kariyerinize başlamak istiyorsunuz. Bizimle iletişime geçiyorsunuz. California Language Academy'ye ben Amerika'da İngilizce eğitim almak için geliyorum diye, gelmek istiyorum diye ilgilenen arkadaşlar bizimle iletişime geçiyorlar. Biz de onlara başlangıç noktasından itibaren başvuru sürecinden buradaki eğitimlerini tamamlayan tamamlama aşamasına kadar bütün adımlarında tek tek profesyonel bir şekilde yardımcı oluyoruz, öğrencilerin buradaki hayatlarına dokunuyoruz, onların kariyerlerine yol, yön veriyoruz. Yaptığımız iş aslında eğitim işi. Evet. evet. Ee, Sadece evet. Türkiye'den mi öğrenciler geliyor? Yok, Kenan Beyciğim bizim dünyanın şu an aktif bir şekilde eğitim alan 67 farklı ülkesinden öğrencilerimiz var. Hedefimiz dünyanın her bir noktasından bir e, uluslararası öğrenci ulaşmak. Türkiye'den gel, gelen bir kardeşiniz olarak Türkiye'den gelen öğrencilerimiz bir hayli fazla. Ama onun yanı sıra dünyanın her noktasından, Brezilya'dan, Kolombiya'dan, e, Asya ülkelerinden, Japonya'dan, e, Rusya'dan, e, Kongo'dan aklınıza gelemeyecek çok farklı ülkelerden uluslararası öğrenciler e, okulumuzda eğitim alıyorlar. Evet. Aklına. Şimdi ilk amaç buraya geldiğinde dil öğrenmek. Evet. Onun haricinde de tabii burada iş imkanı oluyor. Bazı zamanlarda konaklaması, ondan sonra diğer süreçleri siz her noktada yardımcı oluyor. Musun? Biz öğrenciye, Amerika'ya gelmek isteyen her bir öğrenci buradaki ihtiyaç duyduğu bütün noktalarda konaklaması, sağlık sigortası, öğrencinin havalimanından transferi, gerekirse buradaki e, gitmek istediği aktiviteler, yapmak istediği şeyler. Yani burada Amerika'da kaldığı söz zarfında biz öğrencinin aslında ikinci bir ailesi oluyoruz. Ee, Kenan Bey, Sadece burada öğrenci eğitim için e, hani diğer kurumlardan farkımızda bir tanesi. Çocuklar buraya eğitim olarak eğitim için geldiklerinde biz onların aslında bir nevi annesi babası oluyoruz, ailesi oluyoruz. Bütün ihtiyaçlarında, kariyerlerinin yönlendirilmesinde, öğrenci İngilizce eğitim tamamladıktan sonra ya ben üniversiteye gitmek istiyorum, abi ben ne yapacağım dediğinde bize geliyor. Biz de onlara e, anlaşma olduğumuz kurumlarda, partnerliklerde, çeşitli birlikleri yaptığımız kurumlarla entegre ediyoruz ve çocukların buradaki kariyerlerini bir bizi e, olumlu yönde destek olmaya çalışıyoruz. Evet, özellikle San Diego'daki evet. kampüste e, orası bayağı bina gayet güzel. Oraya da gittim ben. Evet. Diğer e, Los Angeles'dakine de gittim. Geldim buradan. Şimdi burada bayağı merkezi bir yerde açıyorsun herhalde. Evet. Binamız tam İstanbul neresi? Hiçbir bilmeyenler için arkadaşlar burası neresi burası? San Francisco'nun en nezih bölgelerinden bir tanesindeyiz. Burası Downtown Union Square olarak e, bilinen bir nokta. Burası hem güvenli hem de e, turistlerin en çok ziyaret ettiği merkez lo, e, lokasyonlardan bir tanesi. E, bunun yanı sıra San Francisco'nun birçok e, işte iş dünyası da aynı zamanda burada. Biz de o iş dünyasının tam kalbinde olmak istedik. O yüzden bu lokasyonu seçtik. Çok güzel e, fiziki olanakları değil, son donanımlı teknolojiyle gayet donatılmış e, bütün altyapılarımız var, kütüphanelerimiz var. Yarın e, açılışımızda bütün olanaklarımızı e, çekip e, diğer arkadaşlarla paydaşlarla göstermiş olacağız. Evet. Kenan Bey buyurun. Hoş geldiniz kampüsümüze. Hoş bulduk. Hayırlı olsun. En son Teşekkür şeyi ederim. soruyordum Hasan Bey. Türkiye'den evet. gelen öğrencilerle ilgili barınma meselesindeki durum nedir? Siz orada tam olarak nasıl bir işleyiş var? Kenan Bey biz istiyoruz ki burada gelen Türk öğrenciler, Türk öğrencilerle kaynaşmasın. İstiyoruz ki buradaki öğrencilerimiz e, Amerikan kültürünü yakından tanısınlar. Burayı öğrensinler. E, burada e, networkleri gelişsin. O yüzden biz daha önceki programlarda da bahsetmiştik aslında. Biz Amerika'da Homestay program yani Homestay program dediğimiz bir programımız var. Öğrencilerimizi Amerika'da ailelerle host family şeklinde birleştiriyoruz. Örnek veriyorum. Siz eğitim için geldiniz. Sizin istediğiniz profilde bize ya işte başvuru formunda dolduruyorsunuz. Diyorsunuz ki Hasan Bey ben işte vejetaryenim. Bu şekilde bir işte istediğim şartlar ve standartlar bu şekilde. Bizim havuzumuzda yaklaşık 500'e yakın Amerikalı aile var San Francisco bölgesinde. O ailelerden sizin için uygun olan hangisi ise onu eşleştiriyoruz. Ondan sonra siz burada Amerikalı bir aile ile eğitim aldığınız dönem boyunca yaşamaya devam ediyorsunuz. Bunun en güzel katkılarından bir tanesi burada bulunan öğrenciler kendi kültürlerini de başka kültürlere tanıtmış oluyor. En güzel katkılarından bir tanesi bu. Diğeri de Amerikalı bir aileyle beraber İngilizcesini pratik yaparak geliştirme imkanını elde ediyor. E, bunların hepsi bizim için çok kıymetli şeyler evet. aslında. Şöyle oturalım istersen evet, tamam, tamam. Evet bir diğer mesele de biliyorsun Türkiye'den gelenlerden özellikle evet. bu şey meselesi hakim. Neden onu. bunu? Ee, iş bulma. İnsanlar bir şekilde buraya bir yatırım yapmak istiyorlar ama o sonuçta onu bir survive etme meselesi de var. Orada süreç nasıl işliyor? Şimdi Kenan Beyciğim, Amerika Birleşik Devletleri'ne F1 vizesiyle gelen öğrenciler, dil okulları için söylüyorum. Ee, bunu hep aslında size sorduğunuz iyi oldu. Çok geliyor bu soru genelde. Dil okulunda gelen öğrencinin iki türlü çalışma iznine müracaat etme şansı var. Eğitim aldığı süre boyunca. Bunlardan bir tanesi kampüs içerisinde bizim de yine destek aldığımız öğrencilerimiz oluyor. Haftalık 20 saat çalışma izni elde edebiliyorlar. Diğer bir opsiyon da öğrenci burada e, mesela deprem döneminde oldu veya ülkesinde çok ciddi bir sel felaketi, deprem bunun gibi benzer durumları olduğunda Amerika Birleşik Devletleri öğrenciye bir yıllık off campus employment dediğimiz bir uygulaması var. Yani kampüs dışı bir yıllık çalışma izni alabiliyor. Bunun içinde bazı işte öğrencinin yerine getirmesi gereken kriterler var. Onları yerine getiriyor. E, bu iki Opsiyon dışında bir öğrencinin e, dil okulunda okuyan bir öğrencinin resmi olarak çalışma izni olmuyor. Ama öğrenci bizim programımızı tamamladı, bizim anlaşma olduğumuz üniversitelerden birisine gitti. Orada hem kampüs içinde ve eğer kampüs içinde çalışma izni alma hakkı elde ediyor haftalık 20 saatlik geçmeyecek şekilde. Yine üniversite eğitimlerini tamamladıktan sonra e, OPT dediğimiz bir uygulama var. Bir yılda 3 yıl arasında değişen okudukları e, bölümün programlarına göre değişen e, programlar var çalışma izni opsiyonları var. Ee, ondan sonra da artık çalıştığınız şirket belki size der ki ya Kenan Bey'cim e, biz sizin çalışmanızdan memnunuz. Size belki Green Card sponsor olabilir veya H1 vizesi dediğimiz. Evet Aslında ne orada hep bir süreç var yani bir evet. süreç yani geldim ben dil okuluna gittim hadi bana da iş verin değil orada tane tane bir süreçler var. Ondan sonra da bir şekilde Aynen. bir iş imkanı da doğuyor. Kesinlikle öyle yani. Burada e, iyi bir İngilizce bilmeniz gerekiyor. Gerçekten iyi bir okulda okuyabilmeniz için e, dilinizin çok iyi seviyede olması gerekiyor. Bizim amacımız da burada Amerika'da kalacak veya buradan sonra eğitimine, ülkesinde devam edecek olan öğrenci en iyi şekilde verebildiğimiz eğitimi verip, e, bu öğrencileri ülkelerine veya buradaki kariyerlerine destek olmakta, işte yardımcı olmalarına katkı sağlamak amacımız. Evet, en çok hangi, hangi ülkeden geliyor? Bizim en çok Asya ülkelerinden çok öğrencimiz var. Japonya'dan var. onun dışında Middle East'in dediğimiz Orta Doğu ülkelerinden işte Körfez ülkelerinden çok öğrencimiz var. Kuveyt, Katar, Suudi Arabistan. keza bizim Türkiye'den de çok ciddi şekilde ilgilenen öğrencilerimiz oluyor. Ama öğrencilerimizin %80'i şu an itibariyle dünyanın farklı noktalarından %20'si Türk öğrencilerden oluşuyor. Hasan Bey son olarak şunu sorayım, Türkiye'den gelecek öğrenciye ne, ta ne tavsiye edersiniz acaba? Arkadaşlar, Amerika gerçekten eğitim konusunda sizlere yani buraya gelmek isteyen öğrenci her türlü olanak sağlıyor. Benim Türkiye'den gelecek olan kardeşlerimize e, öncelikli tavsiyem e, mutlaka e, yasal prosedürlerin dışına çıkmamaları. Öğrencinin buradaki yani Amerika Birleşik Devletleri burada kurallarına uydunuz müddetçe yasalarına göre hareket ettiğiniz müddetçe size her türlü opsiyonu ve imkanı veren bir ülke. O yüzden genç kardeşlerime buradan sizin tavsiyem burada yasa dışı, yasal olmayan yöntemlerle burada kalmanın şeylerini aramayın. Bu ülkede yasal bir şekilde kaldıktan sonra kuralları uyduktan sonra gerçekten fırsatlar ülkesi burası. Öncelikli tavsiyem bu. İkinci tavsiyem de ben her tanıştığım Türk bir öğrenciye, kardeşime bunu söylüyorum. Ya siz buraya geldikten sonra artık sizin siyasi görüşünüz, düşünceniz hiç bizi ilgilendirmez. Siz Türkiye Cumhuriyeti'nin bir fahri elçisiniz. Ve bu şekilde oturmanızda, kalkmanızda, yemenizde, içmenizde, hal ve hareketlerinizde ülkemizi temsil ediyorsunuz. Bunlara dikkat edin. Siz bu fahri büyük elçilik ünvanını ee, en güzel şekilde taşımalarını tavsiye ediyorum genç kardeşlerimize. O e, bizim için çok önemli. Çünkü ne yazık ki ülkemize karşı e, e, Avrupa'da olsun, Türk Amerika'da da olsun insanlar halen e, bizi e, bir Orta Doğu ülkesiymiş gibi düşünüyor. Oysa biz bu algıyı e, hal ve hareketlerimize düşüncelerimize yapmış olduğumuz e, rol model e, tavırlarla, bunu yıkabiliriz. Benim genç kardeşlerime naizane iki tane tavsiyem bu. Onun dışında hepsi bir şekilde siz çalıştıkça, emek verdikçe hepsi yoluna giriyor oluyor zaten. Kaliforniya'ya, Los Angeles'a geldik. Evet. geldik. San Diego'ya geldik. San Francisco'ya geldik. Bundan sonra hedef nedir? Hedeflerimiz çok büyük. Size şimdiden buradan bir sürpriz vereyim. Çok yakın zamanda bir sonraki destinasyonumuz Washington D.C. ve New York olacak. Ee, hem buradan Cüneyt abi hem de e, Fatih Bey'i oradan sevgiyle selamla analım kendilerini. Onların ikisini de e, hem Başakın İstek hem de New York'taki açacağımız kampüslerimizde e, bekliyoruz. E, bizim sizlerle bir gönül bağımız var. O yüzden her açtığımız kampüste mutlaka Cüneyt, Özdemir veya ekibinden sizin gibi büyük e, değerli arkadaşları ağırlamak ve e, açılışlarını da beraber yapmak istiyoruz. Peki yolunuz açık olsun. Tamam. Bir sonraki kampüste görüşmek üzere. Bir sonraki kampüste <laughs> görüşürüz efendim.